Bazı yazarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yerli otomobil bir seçim yatırımı olarak değerlendirildi ve yine hayata geçirilemeyen başka bir otomobil projesi olan imza ile kıyaslandı. Proje birçok yazar ve uzman tarafından çeşitli nedenlerden dolayı eleştirildi. Türkiye'nin araç üretme eksiği bulunmasa da elektrikli otomobiller için yeterli altyapıya sahip olmadığı ve fabrikası henüz kurulmamış bu aracın iki yıl içinde tamamlanmasının zor olduğu iddia edildi. Tok bir seçim yalanı olduğu iddia edildi. Eleştirilerin boyutu şöyle. Sağcısıyla solcusuyla Yandaş medya Tok tarafından yapılan otomobilin yerli ve milli olduğuna neredeyse yemin billah ediyor. Medyada birkaç namuslu kalem dışında Tok çılgınlığına varan bir propaganda ile savunuyorlar. Yerli ve milli oto için şarkı besteleyen bile çıktı. Milli lisan, milli mühendis şakşaklarından geçilmiyor. Yaklaşık iki aydır bunun üzerine ciddi anlamda çalışıyoruz dediler. Ciddi anlamda çalışmaya bakar mısınız? İki ayda yerli ve milli otomobil. İtalyanlar birçok otomobil firmasına el yapımı prototip araçlar hazırlayarak fuarlarda tanıtım amaçlı satarlar. Nitekim bu özel yapım araçları alan firmalar sadece kendi marka logolarını yapıştırarak fuarlarda görücüye çıkartırlar. Fakat asla bir seri üretim olmaz. Çünkü çoklu üretim bantları olmadığı gibi yedek parçaların da üretimi yapılamaz. Kısacası alırsınız, tanıtırsınız ve garajınızın bir kenarına bırakırsınız. Bu eleştirilerin sınırı yoktu. Herkes konuşuyor maalesef. Eleştirilere bir savunma geldi. Bir kere de mutlu olun be. Bu zihniyetin ülkemiz hakkındaki yorumları hiç tarafsız olabilir mi? Bunlar siz asla togu yapamazsınız. Hani nerede bunun fabrikası dediler. Şimdi togu test sürüşlerinde görmüşler. Şimdi biz size yapamazsınız demedik. Satamazsınız diyorlar. Daha yola çıkmadan eskidi. Bunun neresi yerli diyenlerimi ararsınız. Aracın doğuştan elektrikli olduğunu bilmeden geç kaldınız diyenlerimi ararsınız. Ya bir kere de mutlu olun be. Takdir, tebrik, teşekkür zaten beklemiyoruz da hiç değilse anlamsız eleştirilere bunca emeği verenlerin morallerini bozmayın